Yarın değil. Yarın değil. Maşallah. Zemin artı 3 veya 4 katlı olarak inşa edeceğimiz deprem konutlarını, iş yerleri, sosyal donatıları, çevre düzenlemeleri ve diğer unsurlarıyla adeta yeni mahalleler, yeni ilçeler gibi tasarlıyoruz. Şehirlerimizin kadim yerleşim yerlerini de tarihine, kültürüne, sosyal ve ticari ihtiyaçlarına uygun şekilde ihya ediyoruz. Bugüne kadar Elazığ'da deprem konutları ve diğer projelerle 29.418 konut yaptık. Durmadık ya. Bay Bay Kemal, senin ömründe kaç konut var acaba? Söyler misin? Acaba senin büyükşehir belediyelerin veya belediyelerin kaç konut yaptılar, söyler misin? İzmir'de ne yaptılar? Antalya'da ne yaptılar? Muğla'da ne yaptılar? Sadece laf. Biz yaptık, biz. Biz yaptık. Onlar değil. Halen 1810 konut ile kamu binalarının, dükkanların, yurtların, okulların ve diğer hizmet birimlerinin yapımı sürüyor. İnşallah hem bunları, hem yeni deprem konutlarımızı, hem yeni ilk evim projesindeki 1831 konutu ve 17.500 altyapılı arsayı da en kısa sürede teslim edeceğiz. Kardeşlerim, biliyorsunuz bu ülkede yapılan her işe karşı çıkmayı, takoz koymayı, yalan ve iftira ile engel olmayı mahare sanan bir kesim var. Kimdir bu? CHP. Meslekleri budur. Geçmişte köprülerden tünellere, havalimanlarından fabrikalara, savunma sanayi projelerinden sessiz devrimlerimize kadar her konuda bu kesimin şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin ve enerjimizin bir kısmını iş yapmaya, bir kısmını da mecburen bu işlerin önünü tıkamaya çalışanlarla mücadeleye ayırdık. Daha önce Marmaray'da bunu bize yaptılar. Yani İstanbul Boğazı'nda. Önümüzü kesmeye çalıştılar. Ama dinlemedik. Vurduk geçtik. Ve şu anda bu Marmaray tüm halkımıza hizmet ediyor mu? Denizin altından böyle bir raylı sistemi biz gerçekleştirdik mi? Evet. Yaparsa ve yaptık. Ardından Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Gene biz yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? Ona da gösteri yapmaya geldiler. Ama başaramadılar. Şimdi de Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar. Bay bay Kemal! Kesemeyeceksin! İstanbul Havalimanı'nın önünü kesmeye çalıştılar. Ne oldu? Kestin mi? İstanbul Havalimanı şu anda dünyada parmakla gösteriliyor. Şehir hastanelerimizin önünü kesmek istediler. Ne oldu? Kestiniz mi? Hayır. Şimdi en son TOK otomobiliyle ilgili tartışmalarda da bunu görüyoruz. Deprem bölgesindeki temelini attığımız hastaneyi dahi hazmedemeyerek değersizleştirmeye ve hatta yalanla yok saymaya kalkacak kadar çukurlaşanları milletime havale ediyorum. Kardeşlerim, sadece İstanbul'da Çam Sakura Hastanesi, Murat Dilmener Hastanesi,
Pakize Hanım Hastanesi. Bunlar bile bizim adeta zamanla yarıştığımız hastaneler olmuştur. Şu anda Çamsakura dünyada örnek. Ve diğer iki hastane, Murat Dilmener ve Pakize Hanım, bu hastaneler 3 ayda yapıldı. Ne zaman? O Covid döneminde.